Şimdi önemli bir soru daha var. 15 Mayıs sabahında seçim sonuçlarını öğreneceğiz ve piyasalar açılacak. Nasıl bir piyasayla karşılaşacağız? İkinci tura kalırsa durum ne olacak? Bütün bunlar merak ediliyor, çok soruluyor. Biz de Millet İttifakı'nın ekonomi kurmaylarına soruyoruz. Ama Bilge Yılmaz'ın bir farkı var. O fark da şu: İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisini Ekonomi Bakanı olarak lanse etti yeni dönemin. Dolayısıyla Bilge Yılmaz ismini duyanlar yeni dönemin Ekonomi Bakanı mı sorusunu da çok yöneltiyorlar. Ama kendileri diyorlar ki kimin bakan olacağı önemli değil. Bizim çok ciddi anlamda hep birlikte çalıştığımız bir yol haritamız var. Öyle mi diyorsunuz? Hoş geldiniz bu arada. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Takım işi bir kişinin tek başına yapacağı bir iş değil. Önemli olan takım halinde uyumlu, liyakatli kadroların göreve gelmesi. Böyle bir takımı kurduk, çalışıyoruz birlikte zaten. Diğer partilerde de bir aradayız, bir ittifakın bir parçasıyız. Göreve hazırız, bekliyoruz. Peki göreve hazırsınız. Mesela 15 Mayıs'ta ilk ne yapılacak? Merkez Bankası işte orada nasıl bir yol izlenecek? Birçok kurum var, SPK var, işte yani borsanın borsa var, piyasaların açılışı var. Bizim takip edemediğimiz kadar farklı kurlar var. Dolayısıyla döviz altına bu seçim öncesi inanılmaz bir talep var. Herkes piyasa nasıl açılır diye bekliyor. Bir onu soracağım. Bir de Muharrem İnce'nin açıklaması ve çekilme kararından sonra bu seçim tek turda bitebilir ihtimalinin yüksek sesle dile getirildiği ve tartışıldığı bir ortamdayız. Bu süreci de nasıl okuyorsunuz? Şimdi Türkiye'de sürdürülemez bir düzen seçime kadar siyasi çıkarlar uğruna Tayyip Bey tarafından sürdürülüyor ve çok ağır bedeller ödenerek. Şu an Merkez Bankamız altın satıyor. Evet. Kullanılabilir rezervlerimiz çok azaldı. Net rezervlerimiz eksi 70 milyar dolar civarında. Evet. Yani biz yolun sonuna geldik burada artık. Eğer doğru kadrolar gelmezse ülkemiz çok acı şeyler tecrübe edecek. Şimdi biz 14 Mayıs'ta seçimi kazanırsak ve o kazanma şansımız gayet çok yüksek şu an gözüken okey. Öyle mi görünüyor? Partide onu mu değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bu işe bilimsel yaklaşmak lazım. Kamuoyu yoklamalarına bakılıyor. Tabii herkesin kendi sokakta anekdotal olarak gördüğü şeyler de var ama ben genelde kamuoyu yoklamanın çoğuna bakarak oradan bir çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. Tabii ki kamuoyu yoklama şirketleri de hata yapabilir, o da mümkün ama sonuçta istatistik öyle bir bilim. Ben o anlamda kendi şahsi görüşüm şöyle hissediyorum, böyle hissediyorumdan ziyade bilimsel olarak veriye bakarak şansının, Kemal Bey'in kazanma şansı ilk turda yüksek olduğu gözüküyor. Olmazsa ikinci tur var. Ama burada önemli olan değişik senaryoları çalışmak. Hissetme derken görme anlamında ya da partide konuşulması ve son araştırmalar anlamında soruyorsak. Yok, anlıyorum da ben hani vatandaşları genel anlamda size değil ama çünkü bir de hata da yapılıyor. İnsanlar kendi çevrelerine bakarak 5-10 kişiden duyduklarından da etkileniyor. Onları karıştırmamak lazım. Çünkü iki tarafta biz ilk turda kazanacağız diyor. Tabii. Şimdi değişik kamuoyu yoklamaları değişik sonuçlar da veriyor. Ama burada önemli bir şey var. Kazanmayı umut ediyoruz. Kazanma şansımız çok yüksek. Ama hiçbir şey garanti değil. Son ana kadar çalışmak lazım. Sandıkları iyi savunmak lazım. Yani ona da rehavete karşı da uyarmak istiyorum. Kazandık galiba biz, her şey çok iyi olacak. Kazanacağız, her şey iyi olacak ama çalışırsak. Çalışmayı bırakmadan, sandıkları savunarak. Onun altını çizeyim. Şimdi sorunuza dönersek. Benim görevim ve arkadaşlarımızın görevi değişik senaryoları düşünmek, onların her birine karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Yani ekonomik plan, biz şöyle yaparız, burada böyle giderse oradan da iyi bir sonuç alırız, şöyle de şey yaparız. Bu plan değil, bu iyi niyetler dilek listesi olur. Biz her türlü senaryoya hazır olmak zorundayız. O senaryolardan biri de seçimin kazanıldığı fakat mazbatanın birkaç sonra hafta alınacağı bir durumda bilerek veya bilmeyerek şu anki ekonomi yönetiminin hata yapması ve esasen piyasalarda çok olumsuz tabloların oluşması olasılığı var. Biz ona karşı da hazırlıklıyız. Değişik öyle mi? Tabii olmak zorundayız. Göreve talipsek kötü şeyler oldu. Yani hiç ilk turda da kazanılsa, ikinci tura kalsa da aradaki zaman içinde ya da bu mazbatanın alınması, devir teslim, o sürecin hani o sürece hakim olma yeri, o süreçte
yerlerimize oturana kadar ki geçen süre içinde neler yapılacağını hazırladık diyorsunuz. Tabii ki. Anladım. Neler onlar? Şimdi ilk önce değişik senaryolarda değişik şeylerin yapılması lazım. Şu an Türkiye'de makro ihtiyadi tedbirler adı altında makro ihtiyadi tedbir olmayan bir zorbalık sistemi var. Çünkü ülkede çok büyük bir döviz açığı var. Fakat bunun vatandaşların fark etmesin, seçime yansımasın diye Tayyip Bey ve kurmayları şu an göz boyuyorlar. Yani dolar talebini zorbalıkla kısmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası gıdım gıdım dolar vererek doları tutuyor. O yüzden zaten serbest piyasadaki fiyatlarla Merkez Bankası ve banklar arasındaki dolar fiyatları çok açıldı. Kapalı çarşı kuyruk. Evet, tabii. Niye? Çünkü dün mesela dediler ki artık şirketlere dolar vermiyoruz. Şirket ithalat yapacak. Şirket ihracatçı ama ara madde, ham madde alması lazım. Evet, ya da şirketin var. Yurt dışı borcu ödemeleri var. Bir şekilde seçime kadar, yani bir gün daha idare edelim sonra bakacağız durumuna geldiler. Bu tabii sürdürülebilir bir düzen değil. Onun için de piyasada çok büyük bir huzursuzluk var. Ama daha önemlisi Türkiye çok büyük miktarda ithalat yapan, ihracatı ithalatına göre oldukça az olan ve turizmle arayı kapayamayan bir ülke. Yani bakmayın İhracat siz, yükünde de azalma var, görmüşsünüzdür. Tabii. Şimdi bakmayın Sayın Erdoğan ve kurmayları sürekli ihracat rekorlarıyla övünüyorlar. Esasen ihracat rekorlarından çok ithalat rekorları kırılıyor. Aradaki fark açılıyor. Bu kur politikası da ithalatı destekleyen bir politika haline geliyor. Tabii bu sürdürülebilecek bir sistem değil. Çünkü Türkiye gaz ithal edecek, petrol ithal edecek, ilaç ithal edecek. Gıdada maalesef dışarıya çok bağımlıyız. Ara madde ithal edecek. Bunları alacak paramız kalmadı. Birkaç ay sonra orada deniz bitecek. Onun için de insanlar onu gördüğü için de bir huzursuzluk var. Herkesin... Yani siz şirketlerin döviz talebini karşılayacak bir dövizimiz yok mu diyorsunuz? Yok, onun için zaten Merkez Bankası da vermiyor. Onun için insanlar gidip kapalı çarşıdan toplamaya çalışıyorlar. Para yok diyorsunuz. Onun için de zaten kur farkı açılmaya başladı. Bunu bir an önce doğru politika dönerek düzeltmemiz lazım. Ama şimdi önümüzdeki yani hafta... Eksi 70 milyar dolarla şirketlerin döviz talebini karşılayamıyorsunuz. Zaten dövizde basmadığınız için döviz yok. Yok, evet. Yani döviz ya dışarıdan yatırım olarak gelir ya borç alırsınız ya da Merkez Bankanızın rezervlerini kullanırsınız. Şimdi burada dışarıdan para gelmiyor. Merkez Bankası'nın rezervi de sizin söylediğiniz gibi şu an yaklaşık eksi 70 milyar ama dolar. Ama swaplar var işte. Swaplar şimdi swaplara desem kullanılabilir para değil. Orada esasen değişik uygulamalar var. Bankalardan yapılan swaplar kullanılabilir ama diğer Merkez Bankadan gelen swaplar esasen kullanılabilir para değil. O sadece kozmetik. Bunlar içinde sadece Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın bizim Merkez Bankamıza milyar. Verdiği mevduat var. O kullanılabilir. Bir de tahmin ediyorum Rusya'dan gelen bir para var. Ama orada da Merkez O net Bankası, değil ama evet söyleniyor evet, dediğiniz gibi. Onlar kullanılıyor şu aşamada. Yani uluslararası tavizler verilerek Türkiye seçime kadar yüzdürüyorlar. Yani burada bir siyasilerin şahsi çıkarlarıyla ülkenin çıkarları ayrışmış durumda. Ülkenin geleceğini feda ederek yüzdürüyorlar.